E kullandığım bir terim var. Bu 3 ayda Netanyahu terör örgütü e, kötülüğün el kitabını yeniden yazdı. Yani dünyada kötülük kriterlerine çok farklı yere evrildiğini, evrildiğini gördük. Şimdi 7 Ekim Aksa tufanından sonra Netanyahu'nun açıklaması neydi? Gazze'ye gideceğiz, Hamas'ı bitireceğiz, İsrail'e esirleri alıp geleceğiz. Tamam. şimdi Şimdi Gazze, Gazze'ye girdiler, Hı. Hamas bitmedi. Ee, İsrail es esirler ancak bir anlaşma ve takasla bir üç dengesinde Filistinleri bırakarak alabilirler. Artı kendi insanlarını vatandaşlarını almayı bırak. 3 tane İsrail askerini ki bu bombardımandan dolayı İsrail bombardımandan yani. dolayı bu sayı daha fazla. Artı e, bu 90 günde e, belirli periyotlarda Hamas e, hem yaralı hem de e, ceset halinde. Hem, hem de canlı olarak birçok İsrail askerini aldı. Bu ileriki günlerde e, daha da netleşecek. Hı hı. E, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki defa müdahalesi oldu. Ben farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. İnsani mola ve arayı e, dillendirdiler. İşte o dediğimiz e, takasların, yardımların girdiği yedi gün. Hı hı. Dört ve iki uzatmalı yedi gün altı gün e, bir süreç yaşandı. Ardından İsrail ordusu savaşın ikinci evresine isterseniz e, haritadan Buyurun, anlatayım. Lütfen, tabii ki. E, şimdi ilk birinci evrede yani 7 Ekim'den sonra yoğunlukla olarak bu kuzey attı. o oklardan gördüğün, Vaşhat burada yaşadı. Ara vermeden sonra sonra daha çok biz aşağıya Han Yunus bölgesine e, bir İsrail ordusu müdahalesi olduğunu gördük. Şimdi geçen bir açıklama da bulundular. 3. aşamaya geçiyoruz. Hı hı. Şimdi bu üçüncü aşamada da Yücel Bey ABD'nin müdahalesi var. Amerika Birleşik Devletleri son bir ay bir ay ertesi günden söz etti. Ne dedi? Hafızalarımızı tazelim. Ee, Biden, Netanyahu iyi bir dost, kötü bir başbakan gitsin dedi. Bu ne demek? Telev ve bir baskılama e, sürecine sürecine girdiler. Şimdi üçüncü aşamayı şöyle tanımlıyor, tanımlıyorlar. Lokal cerrahi operasyonlar. Örnek veriyorum, yer ismi vermeyeyim. Burayı lokal olarak vuracağız. Cerrahi operasyonlar yapacağız ki bu kaç gündemde bunu gerçekleşiyorlar. Ama son 20-30 günde de ee, ...buradan çıktıklarını görüyoruz... ...belirli bölgelerde... ...işte o Golani Tugaylı'nın taburunu çektiler... Ee, ...Han Yunus'tan da çekilişler oldu... ...ama çekilirken... ...belki ileride olacak... ...yani Gazze Şeridi'nin bu 41 kilometre... ...sahilde şöyle... ...tampon bölgeler oluşturmayı çalışıyorlar... ...yani bu Gazze Vadisi dediğimiz bu, bu bölgede... ...kuzeyden güneye güneyden... ...kuzeye geçişleri kontrol et, etmeye çalışıyorlar... ...bu şekilde içeride o kara tutacak... ...az önce görüntüde de izledik... ...hava saldırılar devam ediyor... Ama son dönemde ilginç bir şey oldu bu 10 günde. Güney Lübnan ve, e, ve en son Güney Lübnan'da İzzullah kar karakolu ya da noktasını vurdular. Beyrut'ta Hamas'ın iki numarası Avruri'nin ortadan kaldırılması. Ardından e, Kirman'da, e, İran'da patlayan bombalar. Deaş 3'tendiyse olağan şüpheli olarak gözler İsrail'e bölgedekiler. Artı bunun içinde Suriye'nin içine de operasyonlar oldu. Bana göre Aruru kadar e, Suriye'de, bunu ABD e, üzerinde daha çok durmamız gerekir. Musevi, yani İran devrim muhafızları, Kudüs gücünün Suriye komutanı. Tekrar söylüyorum, İran devrim muhafızlarının Kudüs gücü, Orta Doğu'daki operasyonlarını İran'ın askeri ve istihbaratı olarak yapan yapısı, Kudüs gücünün Suriye komutanı vuruldu. Bakın, Hamas'ın iki numarası, hı hı. Kudüs gücünün Suriye komutanı artı, atlamamak lazım. Irak'ta ismini unuttum. Haçlı Şabi'nin ABD üstlerine, ABD konvoylarına en fazla saldıran e, grubunun başındaki isim. Bir Haçlı Şabi komutanı vuruldu. vuruldu. O zaman e, şu soruyu sormamız lazım. Üçüncü aşama sadece Gazze'de değil. Hı hı. Güney Lübnan. Şimdi Güney Lübnan'la ilgili e, daha doğrusu Lübnan'la ilgili hem Galant'ın bugün e, Netanyahu'nun da açıklamaları var. Daha doğrusu geçtiğimiz gün gün bu savaşı düşük yoğunluklu bir şekilde Hizbullah'a da etki oluşturacak şekilde devam ettireceklerini görürüz. Görürüz. Şimdi şöyle bir soru var: İsrail Hizbullah'a saldırabilir mi? Hemen o 2005'teki e, Hizbullah İsrail savaşı aklımıza geliyor, geliyor. Bunu Beyrut'a kadar gidecek diye denediler ve e, bir yenilgi, bir mağlubiyet yaşadılar. Aslında benzeri de öyle. E, söyleyeyim, Güney Lübnan'ı işgal etmek için hatta Beyrut'a kadar bir işgal planıyla gitti e, İsrail ordusu. Orada Hizbullah'a, bakın Lübnan ordusu savaşmadı. Orada da çok ilginç bir şey var. Yani bir durum Hizbullah savaştı. Savaştı. Geri çekildiler. için aslında Gazze'yi de öyle işgal etmek için girdiler ama 3 ayda böyle bir durum yok. Şöyle Hamas direnişiyle karşılaştılar. Hamas yani burada ne kadar hava saldırıları varsa alan kontrolü gerçekleşmedi. Mesela Gazze merkezi kontrol ettirmedi. Örnek olarak yani işgal ettirmedi ama lokal olarak Kontrol noktası ya da belirli bölgelerde hala İsrail'in içeride askeri varlığı var. Hamas da vuruyor onları. Kassam da vuruyor. vuruyor. Şimdi ama bölgeye baktığımızda bu Blinken'in bölge turu... E, İsrail'e gidecek bugün. Tabii. Yani... E, bu ziyaret şey demek. Ev hocam, almaya bilin... gelmedi. Heh. Abbas... Bi... Abbas, e, emlakçı Abbas diyorlar artık. Filistin devlet başkanı size buradan bir ev verelim dedi. Bu sefer ev bakmaya gelmedi. Bu sefer dur bir demeye git bir Pi, Şimdi çantasında şöyle benim gördüğüm acaba. plan var. İki, Nedir? şimdi tek Orta Doğu başlığı değil. O başka Yunanistan başlığı da var o ayrı. E, ajandasında bir e, Gazze planı var yeni plan. Bunu e, bizim mutlaka Türkiye ile de konuşmuştu Daha çok Blinken'dan mı bahsediyorsunuz? Blinken tabii. Heh, Yeni tamam. bir planı var. Şimdi İsrail'e gidecek bir turladı. da. Evet, diplomasi Türkiye'nin görüşünü aldı. Bölge ülkelerinin görüşünü aldı. Şimdi e, bunu İsrail ile konuşacak. Dolaylı olarak Hamas'la da görüşülüyordur. Yani bir planla geldiyse ABD'de. Sonra Filistin, Batı var Mısır Filistin var. otoritesiyle açık konuşuyorlar ama Hamas'la da görüşüyorlar. Şimdi açıkladıkları için söylüyorum. Kamala Harris özellikle bunu Dubai'deki iklim zirvesinde açıktan ilk hı defa detaylı hı. söyledi. Ertesi gün planı şöyle. Burada e, Hamas ve e, İsrail olmayacak. Buranın güve e, burada yeni bir yapı oluşturacaklar. Hamas şu şekilde e, şey yapıyor. Bunu Filistin başbakanı dediği için söylüyorum. Hamas siyasi olarak, silahlı olarak olmayacak Sümen hanım. Hı hı. Siyasi olarak olacak. Şöyle bir terim kullandılar. <laughs> e, junior par partner. Filistin otoritesinin yönetiminin küçük ortağı alacak Oraya empoze edecek. Kassam konusunda da iki görüş var. Kassam savaşçılarının önemli isimlerinin e, Mısır'a ya da Katar gibi üçüncü bir ülkelere gitmesi ya da Kassam'ın polis teşkilatına döndürülmesi. Yani ağır silahları değil de döndürülmesi. Bu arada Blinken bu... dün de Suudi Arabistan'da ya Arap liderlerle yaptığı işte bu ziyaretlerde şöyle demiş. E, Gazze'nin Gazze'deki işte Filistinlerin zorla göç ettirilmesine karşıyız diyor. Tabii. Filistinler Gazze'den ayrılmaya zorlanamaz ve koşullar elverdiğince e, evlerine geri dönmeleri sağlamalı. Tabii olur. onu her zaman söy söyler. Hatta güneydekiler kuzeye dönsünler. Hı hı. Burası geçici olarak güvenliği sağlamak için ABD'nin başını çektiği bir güvenlik gücü gelecek. İşte Sisi açıkladı buna. Bunun içinde de Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler hatta NATO'da olabilir dedi. Böyle buraya gelip güvenliğini sağlayacaklar. Bu güvenliği sağlarken de 3000 gibi bir rakam Filistinli artık bunlar Hamas mı? ...Batı Şeridi'den mi, ABD'liler tarafından eğitilip onların güvenliği buraya verilecek... ...Amerika Birleşik Devletleri mi? Artı bütün bu süreçte yıkılan yerler tekrar ayağa kalk kalkması için Araplar, Arap ülkeler para verecek. Yani para verecek. E, bu plan bu. E, Netanyahu bunu kabul etmedi. Hamas zaten kabul etmiyor. Yani Hamas'a diyorlar ki otorite ve kontrol ettiğin Gazze'yi bize ver. Bize e, ver. E, bu müzakere devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi bu bir diplomasi. ama Bu ziyaretten ne çıkacak? Blinken ziyaretinden. E, bu iş yarın çok önemli ama Netanyahu bunu kabul etmiyor. Bırakın Böyle ne... somut bir şey görür müyüz günün Şu an için yani? görünmüyor. Netanyahu bırakın Gazze'yi sonlandırmayı Lübnan'a karşı e, bir sürü eylem gerçekleştiriyor. Yani biraz bunu e, Gazze'deki ne diyelim odaklanmayı kendi kamuoyu ve dünya kamuoyu açısından Lübnan'a evrilmeye çalış, çalışıyor. Bakın şimdi Hizbullah'ın bir komutanını vurursun. ...nasıl Allah bunu sineye çeker... Hı hı. İki komutanını vurursun sineye çeker... ...ama bu iş reaksiyon olarak geldiğinde... ...eşdeğer şekilde cevap vermesi lazım... Ee, ...soru şu... Ee, ...Hizbullah bunu Kasım Süleymani'ye... ...cevap verdikleri gibi verecek... ...yani İran'ın Kasım Süleymani'ye... ...cevap olarak Irak'taki üstlere... ...füze atmış gibi yaptı... ...Trump açıkladı beni aradılar dedi... ...özetle anlatıyorum... ...İranlı yetkililer bizi aradılar... ...Kasım Süleymani'ye cevap vermek zorundayız... ...biz e, bu gece size füze atacağız... <laughs> o balistik füzelere, füzeleri. Siz füze gelmiş gibi yapın biz de atmış gibi yapalım. Yapalım. Hatta e, Yücel Hocam hatırlar o de yanında. Şimdi Hizbullah da bu kendi onların diliyle söylüyorum. Şehitlerine cevap vermiş gibi mi yapacak? Üç tane önemli komutanı vuruldu. Bu Hamas için de gerek. Ge. Bakın Hamas'ın ve Hamas'ın velahtını vurdular. İsmail Haneye'nin yerine geçecek. Şimdi ağır sıradan bir işlem değil. Kassam komutanı. Hamas'ın sosyalisti Kassam'dır. Yani Kassam komutanlığından gelen ee, en ağırlığı olan. İsmail Haneyi öldüre, öldüremediler. Onun yerine öldürebilecekleri en yakın isim Hattı. Hamas'ın Velahattı'nı burada. Hamas buna nasıl cevap verecek? Tabii. Hatta şöyle bir e, görüş var. E, Netanyahu'nun bu Blinken ziyaretinden dolayı kendisini baskılayacağını bildiğinden Hamas'ı kesinlikle kabul etmesin diye bu suikast yaptığını. Şimdi İsrail gidip Hamas'ın iki numarasını burada Hamas masaya oturur mu? Yani bir sürü alt alta e, görüşler paylaşılabilir. Onun için Orta Doğu çok sıcak. E, gerçekten. Yani şimdi bu haritalarla ilgili de bir her zaman içimde olan bir e, düşünce var. Bu yani bakıyoruz burada Han Yunus diyoruz, Deydel Belah diyoruz. İşte Gazze, Kuzey bölgede sanız burada insanların yaşadığı ev, evler vardı. Birleşmiş Bu, Milletler açıkladı ya 2.3 milyon Filistinlinin 1.9 milyonu yerinden yurdu. Genelde ödeyle. de o şey. Yani BM'nin açıkladı ağırlıklı olarak Kuzey'den <laughs> güneye kadar güvenli olduğu düşündükleri. Giderken de zaten buralarda saldırı olsa. Şu anda Refah ve Han Yunus, Han Yunus çok sıkışmış bir bölge.